الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به Temminli olunca ma'a mine semâi mâ'a fe enbetnâ bihi hadâ'iqa zâte behce mâ kâne lekum en tunbitû şecerahâ e ilâhum ma'allâh بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. صدق الله العظيم. Allah razı olsun. Kardeşim benim. Ağzını yüreğine sağlık. Sadece o ma'en, o da şey yer, önemli bir yer. Teminsiz olsaydı ma durulurdu ama temin olduğu için elif var orada sanki. Ma'en. Durulunca ma'a değil mi hocam? Bilir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Şimdi geçen hafta Salih Aleyhisselam efendim anlatılmıştı. Onun üzerinde çok durdu. Bu sayfa neredeyse Salih Aleyhisselam'ı anlattı. Birçok yerde de anlatılıyor. Lut Aleyhisselam da birçok yerde anlatılıyor. Fakat burada da yine az olmakla beraber yine geçmiş azgın ve sapık ümmetlere misal olması için Lut Aleyhisselam'da anlatılıyor. Ve Lut'an, biz Lut'u da kavmine peygamber olarak göndermiştik. Evet. Yani şöyle
Melekad erselna salihan diyordu. Bu da melekad erselna lutan. Yani veya melekad erselna ila kavmihi lutan demek. Yani başında o fiili takdir ediyoruz. Artık çok bu biz göndermişiz, biz göndermişiz kelimeleri çok kullanılınca Kur'an orada artık akıllılar, Kur'an Kur'an'a ülfetli olanlar anlar onu. Ve Lutan. Baba atıf ama çok uzun bir atıf ama. Çok yukarılarda. Hani atıf var ki hemen yanında. Atıf. Kumadan da Vav'dan onu çıkarabilir miyiz? Çıkarabiliriz ama çok uzakta. Çok uzakta olduğu için hocam zor. Yani ama o kelimeyi daha tekrar etmemek için sadece ve Lutan diyor. Yani biz Lut'u da kavmine gönderdik. İzgale li kavmihi. Hani kavmine demişti. Aslında iz üzkür demek. Kime diyor? Peygamberimize diyor. Peygamberimizin şahsında ümmetine de diyor. Yani üzkürü. Siz de hatırlayın. Kur'an'ın çok yerinde anlatıldı. Siz de tarihi bilgilerinizle bu olayı bir hatırlayın. Ne demişti Lut kavmine? Ete'tunel fahişete ve entüm tübsirûn. Göz göre göre hala o hayasızlığı yapacak mısınız? Çünkü öyle bir hayasızlık ki yani bugün belki benzeri dışarıda yok. İçeride, dışarıda efendim o hayasızlığı yapıyorlar. İnsanların yanında. Geçmiş kavimlerde çok az rastlanan bir sapıklık. Zaman zaman dünyanın da gündemine geliyor. Çünkü Cenab-ı Hak neslin üremesini kadına bahşetmiş. Yani o neslin üremesinden dolayı da şey var, münasebet var. Erkekte böyle bir nesil üreme yok ki. Geçmiş hiçbir kavimde buna rastlanmıyor. Hatta hayvanlarda bile rastlanmıyor bu çok. Hayvanların bile tenezzül etmediği bu fiile bu kavim, Lut kavmi tenezzül etmiş. Derste mi ayrı bir şey var mı? Derste mi de sohbette? Göz göre göre hala bu hayasızlığı yapacak mısınız? İnneküm daha açık bir vaziyette söylüyor şimdi. Fahişe şu demek, tiksindiricilik noktasında en yüksek derecede bir pislik. Fahişe. اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ. Siz ille de kadınları bırakıp şehvetle erkeklere yaklaşacak mısınız? Yani şehvet noktasında Rabbimiz buyuruyor ki ben size helak olarak kadınları sundum. Siz onları ille de bırakıp da erkeklerle mi tatmin olacaksınız? Bel entüm kavmun tecelûn. Doğrusu siz beyinsizlikte devam ede gelen bir güruhsunuz. Beyinsiz. Tecelûn dedi. Yani bilmeyen, kafası ve mantığı durmuş bir hayvan topluluğu gibi. Hayvan bile demek belki çok şeydir. Ağzından yaşıyor. Evet.
فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ. Şimdi Lut aleyhisselam bu veciz konuşmayı kavmine sunduktan sonra ağır söz tabi onlar anlıyor. Fahişe ne demektir? Tecehelun ne demektir? Anlıyorlar. Peki cevap olarak ne dediler Lut aleyhisselama? فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ اِلَّا اَنْ غَالُوا. Kavminin cevabı ancak şu oldu. اَخْرِجُوا آلَ لُوْطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ. Lut ailesini, sadece Hazreti Lut'u da değil ha, Lut ailesini, tabi başta Lut aleyhisselam, Lut ailesini ülkenizden çıkarın. İnnehum ünâsün yetedahharûn. Efendim, çünkü onlar, niye çıkarın? Sebebini de izah ediyorlar. Çünkü onlar temiz kalmak isteyen insanlarmış. Yani dolayısıyla yetedahharun, temiz kalmak isteyen. Demek ki kendilerinin kirli olduklarını kabulleniyorlar. Sefih ya. Sefih yani aklı başından gitmiş. Süfaha, beyinsiz. O kadar beyinsiz ki biz kirleniyoruz diyorlar yani. Halbuki Lut ailesi, Lut'a inanan o topluluk, onlarla mücadele eden o topluluk diyorlar ki bu adamlar temiz kalmak isteyen insanlarmış bunlar. Onun için onları da çıkarın. Efendim şimdi peki niye yanlarından def ediyorlar? Şimdi şeyde fuhşiyatta fuhşiyatın içinde olanlar yaptıkları şeni pisliklerle pislikler yaparken öyle temiz insanlardan rahatsız olurlar. Yani bakın şimdi böyle etrafımıza da bakın. Siz böyle bir topluluğa girdiğiniz zaman onlarda bir rahatsızlık mevzubahis olur hemen. Rahat olamazlar yani. Bunun üzerine tabii çıkarmadan da akabinde فَاَنْجَيْنَاهُ وَاَهْلَهُ اِلَّمْ رَأَتَ. Lut aleyhisselamı ve ailesini, hanımı hariç kurtardık. Maalesef Lut aleyhisselamın hanımı da o işlenen pisliklere taraftar olmuş. Çünkü belki de bu hanımının yakınları o pisliğin içinde. Kardeşleri, babası vesairesi. Peygamberlerde acı bir durumdur. Mesela Hazreti Nuh aleyhisselam evladı ihmal etmiyor. Lut aleyhisselamın da hanımı. Hanımından evlatları da var. Şimdi Hazreti Lut cennette hanımını hatırlamayacak mı? Hatırlamayacak. Deniyor ki çünkü cennet sürur yeri. Şimdi dünyada rezil, sefih, sefihe diyelim buna. Bu da sefihe. Sefihe bir hanımını hatırlaması Hazreti Lut'a rahatsızlık verir. Cenneti cennet hayatını rahat yaşayamaz. Onun için dünyaya ait bu gibi nahoş durumlar zihinden silinecek. Hatıra getirilmeyecek.
Bu da Rabbimizin bir nimet. Sıra dünyada oluyor. Yani kardeşler arasında husumet oluyor. E ikimiz de girdik cennete. Orada da onu mu hatırlayacağız? Ya dünyadayken ey bir seninle kavga etmiştik biz. Hani işte mal yüzünden, şu yüzünden, bu yüzünden, miras yüzünden vesaire. Efendim dünyada olumsuz bütün hadiseler, ister azı ister çoğu, hiçbirisini hatırlamayacağız. Sadece güzel hatıralar orada yaşanacak. Ben bir ara düşünmüştüm böyle, bu hakikaten nasıl olacak cennette? Yani dünyada insanların oluyor sorunlar icabında. Orada da beraber olursak yan yana nasıl olacak falan. Sonra bunu okuyunca, ne zaman okumuştum, geçen seneydi, yerde okudum. Bunu okuyunca öyle hoşuma gitti ki, sizin de hoşunuza gitmiştir herhalde. Değil mi? Evet. Mesela evlatlarımıza kızıyoruz. Hoşlanmadığımız yönleri var. Hanımlara kızıyoruz. Bütün onlar orada, hepsi. Hepsi silinecek. Yeniden yaratılma zaten oluyor. Yepyeni yaratılış olacağı için orada hatıra getirmiyor. قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ Biz Lut'un hanımını geride azaba uğrayanlardan olarak takdir ettik onu. وَاَمْتَرْنَا عَلَيْهِمْ مَتَرًا Lut aleyhisselamın kavminin üzerine öyle bir yağmur yağdırdık ki şimdi pislik var, yağmur var. Şimdi burada mataran kelimesini dikkat ederseniz ve yani şöyle demedi. Ve enzelna aleyhim mine's sema'i ma'en demedi hocam. Çünkü ma rahmet su olur. Fakat bu bizzat yağmur kelimesini kullandı. Bazen ayetlerde yağmur yerine rahmeti kullanıyor. Mesela şeyde Bedir harbinde yer seçiminde değil mi şey geliyor. Müşrikler biliyor önceden sağlam evet. Toprakları kapıyor. Müslümanlar gidince de yumuşak yer kalıyor. Yusuf abi de tam burada yok bir şey varmış. Allah Allah. Cenab-ı Allah da yağmur yağdırıyor. Onların evet. Olduğu yer çamur oluyor. Müslümanların olduğu yer sertleşiyor. Evet, bu da Allah'ın rahmetinden demiyor. Aynen öyle bak. İz yugashikum nuase emeneten minhu ve yunezzilu aleyküm mines semai ma'en liyutahhirakum bihi ve yuzhibe ankum ricseşşeytani. O Bedir'e yaklaşınca yorgun, argın insanlar onları böyle uykuyla uyanıklık arasında bir uykuyu Cenab-ı Hak saldı. Yani düşman oraya adımını atsa hemen kalkacaklar. Nuas. Nem değil. Nem tam uyku. Yani dipçiyi de vursan duymaz adam belki. Fakat bu öyle değil. Nuas. Çok hafif bir uyku. Hemen çırt dese uyanacaklar. Ama bütün vücutlarını sardı o uyku. Bir kere yorgunluklar gitti. Ve yunezzilu aleyküm mines semâi mâen. Bir de uyudular ya, kalktılar ki birçoğusu abdest yok. E abdest olmayınca namaz da olamayacak. Birçoğu da ihtilam oldu sahabi. Genç insanlar. Yorgun. Sıcak, yorgun. Çok olur. Değil mi hocam olurum? Tabii. Yorgunluktan dolayı. Ha. Biz gençlik yapıyoruz. Şimdi o arada şeytan insan kılığına giriyor. Diyor ki, sizin bu çektiğinize bakalım.
yorgunsunuz, argınsınız. E namaz kılacaksınız, suyunuz yok. Çünkü çöl. Ondan sonra diyor gökten üzerlerine bir yağmur indirdik, su. لِيُطَحِّرَكُمْ بِهِ onunla temizlensinler diye. Ve yüzhibe ankum ricse şeytani. Bir de şeytanın böyle insan suretine girip sahabinin arasında efendim verdiği vesveseleri gidermesi için. E, su olunca abdest aldılar, rahat temizlendiler. E, şeytanın daha bir etkisi yok. Daha neyle vesvese verecek? Şimdi burada mademedi, mataran dedi. Onların üzerine öyle bir yağmur indirdik ki. Tabi burada bu yağmurun taş yağmuru olduğunu söylemiyor. Rivayetlerde taş geldiği söyleniyor. Yani yağmur denmiş ama taş. Hatta inen her taşın üzerinde kimin kafasına çakılacaksa onun ismi yazılı. Özel olarak o taş geliyor, efendim, o pisliği yapanların kafasını deliyor adeta. Öyle de rivayetler var. Fakat burada yani o şekilde bir rivayet yok. Yani hadislerde vardır belki veya tarihi rivayetlerde var. Çünkü öyle bir yağmur ki, ha neden acaba o malumatı vermiyor? Çünkü bir de şöyle düşünelim. Öyle bir yağmur ki onların o pisliklerini ancak o temizler. Fesâ'e matarul münzeri. Uyarılıp fakat yine de o pisliğe devam edenlerin yağmuru ne kötüdür. Buradan anlaşılıyor ki öyle rahmet tarzında bir yağmur değil. Helak edici bir yağmur. Sildi süpürdü. Taş da olsa, su da olsa yani sildi süpürdü. Tertemiz etti orayı. Çünkü kainat pislendirmişler. Şimdi hocam, şimdi matara deyince askerin matara suyu oluyor. He. Acaba diyorum oradan rahmet hani yağmur şeklinde olmadı ya yukarıdan toplu halde yağmur indi de onlar öyle bir şey oldu. Matara deyince mesela birden dökme, dökülen veya toplanan yer manası. Pişmiş diyor, çamurdan pişmiş diyor. Taş diyor, çamurdan pişmiş diyor. Şimdi matara deyince matara diye bir sürü işi. Yani helak edici bir yağmur bu. Öyle hani yağmur var ki yavaş yavaş sine sine yağar. Toprak da onu emer. Değil mi? O bir rahmet olur. Ama bu öyle değil. Bu helak edici bir tarza. Fesa eden onu anlıyoruz. Bu uyarılanların başına inen yağmur ne kötü oldu. Dedi. Nuh Aleyhisselam'a burada noktayı koydu. Şimdi Efendimiz'e dönüyor. Kul ya Muhammed sen de. Elhamdülillah. Cinnin, insin, bütün mevcudatın hamdi Allah'a mahsustur. Sen hamd et. Ümmetin de hamd etsin. Çünkü şu kıssalarını verdiğimiz peygamberler çektikleri sıkıntılar ve ümmetlerinin başlarına gelen o felaketler senin ümmetinin başına gelmeyecek. Bu da bir müjde. Yani nasıl olur? Öyle toplu bir şey olmayacak ümmeti Muhammed'e. Toplu bir ceza veya felaket. Efendim, bundan dolayı hamd et. Ve selamün hamd olsun. De. Böyle de. Bir kere elhamdülillah dememizi hem peygamberimize hem de ümmetine ders veriyor. Elhamdülillah de. Her zaman için.
Sevinçli bir anım mı oldu? Elhamdülillah. Helal, helalından bir para mı kazandın? Elhamdülillah. İyi bir gün mü geçirdin? Elhamdülillah. Bunu öğretiyor. Sadece elhamdülillah değil bu cümle. Ve selamun ala ibadihillezine astafa. Efendim, Allah'ın seçkin kullarına da selam olsun. Allah'ın seçkin kullarına da selam olsun. Şimdi bu ayetler o kadar veciz, o kadar anlamlı, tabi seçilmiş Rabbimiz öyle. Kainatı yaratanın sözü bu. Öyle. Yani ne anlaşılırsa anlaşılır. Seçkin kullardan maksat kim bu sefer denilmiş? Bir kere peygamberler. Niye? Peygamberimize demiş oluyor ki Rabbimiz, bak sana geçmiş efendim biraderlerin, peygamberlerinin efendim kıssalarını, efendim başlarına gelen felaketleri, sıkıntıları anlattım. Sen şimdi onların o sıkıntılarından dolayı onlar için şöyle dua et. Dünyada ve ahirette selamet, esenlik senin bu seçkin kulların üzerine olsun. Veya seçkin kullardan maksat peygamberimizin ashabı. Diyanet'in Kur'an yolu tefsirinde almış, şey, öte Şeyhani'den kaydolmuş, ümmet de diyor bu içinde var diyor. Evet, yani orada var diyor. Ona da geliyorum hocam. Veyahut da diyorlar ki geçmiş ve gelecek salih müminler de bu cümlenin içinde vardır. Yani bizler de varız inşallah. Evet. Ve selamun, çünkü ibad kelimesi abdin çoğulu, sadece bir kul değil, kullarının abdin cemi ibad. Kul ya ibadiyellezine esrafu. Var ya hocam. O halde seçkin kullarının üzerine de selam olsun. Burada bize demek ki salih olmamız isteniyor. Seçkin kulların arasında olmamız isteniyor. Ona çalışmak lazım. Ettehiyyatü da var ya, selamu ala ibadillahi salihin. Evet. Miraç'ta. Ala ibadillahi salihin. İşte o salih. Burada istafa diyor. Yani şöyle de diyebilirdi ama öyle olmaz. Çünkü ellezine'den sonra şeyin gelmesi lazım. Fiilin gelmesi lazım. Mesela şöyle diyebilirdi. Ve selamun ala ibadihi salihin diyebilirdi. Evet. Şimdi dönüyor peygamberimiz, tabii bu seçkin kullarında dünya ve ahirette selametine dua ettikten sonra müşriklere hitaben buyuruyor ki ey müşrikler, Allahu hayrun emma yüşrikun. Allah mı hayırlı yoksa sizin koştuğunuz ortaklar mı? Şimdi düşünmeye, bir tefekkür safhası başlattı Rabbimiz. Yani burada açıyor. Çünkü zaten bütün kıssaların gelmesi, hem Peygamberimiz zamanında iman etmeyen ve şirk koşanlara yönelik, hem de ta kıyamete kadar gelecek müminlere, müşriklere veya imandan mahrum, uzak olan insanlara ders var aslında burada. Peki nasıl? Emmen halakas semavati vel arda. Gökleri ve yeri yaratan
Allah mı hayırlı, yoksa sizin şirk koştuğunuz ortaklar mı? Yani elbette ki semavatı ve arzı nazara verdiğine göre hiçbir müşrik de veya dinsiz de diyemez ki evet, bizim ortak olarak kabul ettiğimiz ortaklar, putlar, cansız varlıklardan yapılan putlar semavatı yarattı diyemezler tabi. Öyle bir misal veriyor ki. Ve enzele lekum minessemâi mâ'a, gökten sizin için yağmur indiren Allah mı hayırlı, yoksa sizin ortak koştuğunuz, şirk koştuğunuz, ortak koştuğunuz ortaklarınız mı? Bu sefer ikinci bir misal, suyu misal verdi, yağmuru misal verdi. Niye? Leküm, sizin için çünkü. Şimdi yeryüzüne gelen, yaratılan insanın muhtaç olduğu birinci derecede nimetlerden birisi de sudur. Ve enzele leküm, sizin için indirdi. Demek ki inen yağmur bizim için özel olarak iniyor. Böyle tesadüfen kendiliğinden iniyor, öyle bir şey yok. Hiçbir şey yok tesadüf. Bizzat fiili de kullanıyor. Ve enzele leküm minessemâi mâ'a, sizin için gökten suyu indiren Allah mı hayırlı, yoksa bunun zerresine bile gücü yetmeyen ortaklarınız mı? Başka? Fe embetnâ bihi hedâika zâte behce, o suyun içmenin dışında bir başka faydası, fe embetnâ bihi, o yağmur sebebiyle bitirdik, hedâika zâte behce, o gözlere çok güzel görünen bahçeleri, bostanları biz o yağmur suyuyla bitirdik. Yani sizin gözünüzün hoşlandığı o bahçeler, efendim, o nebatat, o çeşit çeşit meyve ve sebzelerin yetiştiği, efendim, alanlar, bahçeler, bağlar neyle bitiyor? bizzat diyor bakın, feembetna, biz bitirdik, biz azimüşşan. Demek ki orada da tesadüf yok. Yani bir otun dahi tesadüfe yeri yok. Bir elma ağacının tesadüfü olur mu ya? Kışın kupkuru bir şey, ağaç, böyle kışın bakıyorum ben, bakıyoruz tabii. Bakıyorsun bahar geldi mi çiçekler yavaş yavaş açıyor. Efendim o çiçeklerin uçlarından bir müddet sonra asıl insana lazım olan kısmı elma bitiyor. Bitirdik diyor, bitirdik. Mâ kâne leküm en tümbitü şecerahâ, o bahçelerdeki, bağlardaki tek ağacı bile bitirmeye sizin gücünüz yetmez. Tek ağacı. Milyonlarca ağacdan tek bir ağacı bile bitirmeye sizin gücünüz yetmez. Eylâhum ma'allâh. Allah'la beraber başka tanrı mı? Başka mabut mu arıyorsunuz? Ben hum kavmun ya'dilûn. Doğrusu onlar yollarını sapıtmış bir toplum. Onlar yollarını sapıtmış bir toplum. Burada kalalım mı?
Hocam yoksa devam mı edelim? Tamam hocam, yasiyada mı? Daha var mı? Kaç dakika var? 15 dakika var. Buyur. 15 dakika var. 15 dakika var. Peki. Şimdi burada bu sayfa böyle tabiatçıları, efendim, şirk koşanların kafasına tokmaklar vuran ayetler bunlar. اَمَّنْ جَعَلَ الْاَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا اَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا. Burada da hem böyle üslup da çok güzel. قَرَارًا اَنْهَارًا رَوَاسِيَ حَاجِزًا. Bakın hep böyle şey gelmiş, mansup. اَمَّنْ جَعَلَ الْاَرْضَ قَرَارًا. Yeryüzünü bir karargah yapan kimdir? Karargah, yani ne demek karargah? Yani orada karar kılmaya müsait bir yer. Mesela yeryüzü hakikaten bir karargah. Niye? Her tarafı sert değil. Her tarafı yumuşak da değil. Her tarafı ova da değil. Her tarafı dağ da değil. Ama insana lazım olan her çeşidi var. Mesela insanın yaşamasına ve oturmasına müsait bir karargah. Ya su gibi böyle cıvık bir şey olsaydı gezemezdi insan. 20-30 katlı binaları kuramazdı insanlar. Öyle çok yumuşak olsaydı. Üstüne koy bir kat, iki kat çöker. Çünkü niye? Toprak cıvık. Demek ki insana lazım olacak bütün kıvamlar var. Ekin ekeceği şekilde bir karargah yaptı da, ama karargahta en çok ihtiyaç duyulan nedir? Sudur. Suların aktığı yerlere neler deniyor? Nehirler deniyor. Nehir diyor ama aslında içinde akan su kastediliyor. Yani aralarında, içlerinde nehirler yaratan da odur. Yani su böyle yolunu buldu mu bir ark meydana getiriyor. Bir nehir yani taşmıyor. O kendi edindiği bölgede akıyor. Ya böyle öyle değil de toprak, yani ona müsait olmasaydı olmazdı. Su aklıma her tarafı kaplardı. Bazen ani durumlarda hani taşmalar oluyor ya. Şimdi bu nehirleri bu şekilde düzene koyan kimdir? Ve ceale leha revasiye. Ve o karargahta sabit dağları yaratan kimdir? Sabit dağ. Dağ deyip geçme. Bütün madenlerin kaynağı dağlar. Suların kaynağı dağlar. Efendim, yağmurların ilk defa indikleri yerler dağlar. Hatta madenlerin bulutlardan oluştuğu söyleniyor. Çünkü en yüksek dağlarda, tepelerinde bulutlar daha fazla. Ve ceale leha revasiye. Başka وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا. Peki iki deniz arasında engel yapan kimdir? Şimdi bu iki deniz arasında denilen şu. Niye engel var? Mesela nehir suyu deniyor, tatlı. Değil mi? Alıp içebiliyoruz. Ama denizin suyu acı. Tuzlu. Niye tuzlu? Yani
tuzu niye var suyun? Buyur, düşündünüz mü hiç? Efendim, tuz suyu koruyor. Eğer denizlerin suyu tuzlu ve acı olmasaydı kokuşurdu. O zaman yeryüzü iyi bir karargah olmazdı. Kokudan efendim yaşanmazdı. Çünkü dünyanın dörtte üçüsü. Düşün, hepsinin tatlı olduğunu düşünün. Su çok çabuk bakteri ürettiğinden bozulur. Ya. Ama deniz suyu niye acı, niye ve tuzlu? Peki nehir suları? İşte bu dünyadaki nehirlerle, yani yeryüzünde akan nehirlerle denizin suyu arasında bir engel var. Karışmıyor birbirine. Bu böyle nehirlerle büyük denizler arasında bu tefsir yapıldığı gibi şöyle de tefsir edilebilir. Görülmüş bu. O bir denizci vardı yani. O bizzat yaşamış. Kaptan Kusto. Yani bir tarafının tatlı, bir tarafının tuzlu olduğunu o bizzat keşfetmiş. Yani keşfetmiş. Ne var orada? Orada bir engel var. Denizin içinde bile iki suyu birbirine karıştırmayacak bir bir durum var. Ona biz engel diyoruz. Görünmüyor engel. Böyle yani şey gibi bir engel değil. Taş duvar gibi. Görünmeyen bir perde. Görünmeyen bir perde efendim. Veya güç. Onu tutuyor. Hangisi olursa olsun o yaşanmış. Ama bu nehirlerle denizlerin sonra nehirler biliyorsunuz denizler deniz seviyesi diyoruz ya altta. Hemen hemen deniz seviyeleri diğerlerine göre daha altta değil mi? Akan sular oraya akıyor. Dolayısıyla öyle bir şey verilmiş ki ne diyorlar bu akıntı. Yani başka yere de akmıyor. Denize akıyor o su. Hocam yıllar bu tatlı su akıyor denize. Denizden bir tuzu da kaybolmuyor. Olmaz ki. O kadar suyu senin nehirin onu ne yapabilir ki? Sorun karışmıyor diyor. Şeyde evet. Bile öyle zimrel behen haz az ve fratın vazemin ucacın ve cale beynelme benzeren ve haysel mahsule. Evet. Bunun tefsirinde Diyanet Vakfı'nın maal şeyinde tamam. Üç tefsir yapmış buraya. Tamam hocam. Birinci diyor şey içle nehri denize aktığı zaman karşısa ilerler ve deniz suyuna karışmaz diyor. Tatlıdır o diyor. Karışmıyor diyor. He. İkinci husus da iki nehirin dişle fırat nehirleri ayrı ayrı yerden gelip aralarında bir dil vardır. Onun birbirine karışmıyorlar diyor. Bir misal vermiş. Bir misal da kafirle Müslüman vermiş yani. Müslüman tatlı, evet. Kafir acı evet. Ama birbirine karışmıyorlar yani. Birbirine tamam. Karışmıyorlar. Evet. Evet. Vermiş hocam. O da mesela. Bir örnek verebilir miyim hocam? Bu da arıyor hocam. Brezilya'da büyük bir nehir var. Ne nehriydi o? Amazon nehri. Amazon'la bir evet. Nehir daha böyle belli bir yerde birleşiyor hocam. O Amazon'dan gelen nehirle o nehir birbirine birleştiği halde denize dökülene kadar ünlemlerinin meşhur bir yerde Amerika'nın belli şeyinden dökülüp oraya aynı şekilde gidiyor hocam. Bunu belgeselini izledim ben. Oradaki balık da, oradaki yılanı, bilmem neyi, işte içindeki yaşayan bakterileri falan hepsini şey yapıyor. Kesinlikle karışmıyor hocam. Allah Allah. Aynı şekilde öyle devam ediyor. O şeyden aşağıda atlıyor bunlar ikisi. Demek çağlar, ki büyük çağlar. Niye aşağıda dökülüyor. Aynı ikisi de ayrı ayrı dökülüyor. Hiç karışmadan. İkisi de birisi çamur halinde, birisi berrak halinde. O zaman dökülüyor. Şöyle. وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا Yani tabii nehir suyuyla deniz suyu. Burada yani küçüğü büyüğün içinde ifade ediyor. Evet. Şimdi nehir suyu da var mı bahrin içinde? Var. Var. Ha. Onun için ikisine de iki deniz diyor.
şu aynen şunun gibi talip sanatı var yani. Mesela ebeveyn diyoruz biz. Eb aslında baba. Ebeveyn derken iki baba demek. Halbuki iki tane baba değildir bir insanın. İki babadan maksat biri babadır, biri anadır. Şimdi burada da ihtimal Bahreyn'i derken yani iki denizden maksat bir deniz, bir de nehir. Evet. O anlam var yani. Bir de şu var. Yani denizlerin birleşme noktaları var ya, Cebel-i Tarık, Kızıldeniz'de Hint Denizi. Yani iki farklı denizin birleşme noktalarında da bu perde var yani. Yani dünyanın her yerinde var. O Kızıldeniz'deki şeyde o olayı buldu. Yalnız nehirlerin denize döküldüğü evet. yerdir. İki denizin birleşme noktalarında da o perde var. O da var. Kaptokusto evet. Kızıldeniz'de az önceki denizdeydi. Orada buldu. Orada şey yaptı. Evet. Cebel-i Tarık. Cebel-i Tarık, Atlas Okyanusu ile Akdeniz'in suyunu birbirine karışmadı. Cebel-i Tarık. Cebel-i Tarık. Cebel-i Tarık. Evet. Şimdi Cebel-i Tarık'tan geçince, Boğaz'dan evet. geçince Kızıldeniz'e çıkıyorsun zaten. Kızıldeniz değil abi. Atlas Okyanusu da Kızıldeniz'de Suriye'nin o şey tarafında Süveyş Kanalı. Ha, Süveyş Kanalı'nın oradan o şey orası çok oradan. Orasını iyi biliyorum. Kızıldeniz'de şey. O zaman Kızıldeniz'den evet. Akdeniz birbirine veya Hint Okyanusu var işte. O zaman hemen arkasından şunu tekrar getiriyor. Bak bu çok tekrar ediliyor. Eylâhumme Allah. Bütün bu ayetlerden ve bu hakikatler ortadayken Allah'la beraber başka mabut mu ediniyorsunuz? Bel ekseruhum la ya'lemun. Doğrusu onların çoğusunun bilgisi yok. Gerçek bilgileri yok. Niye? Çünkü cansız varlıklardan medet uman bir topluluk. Tabiattan medet umuyor. Tabiat. Bugün öyle. Tabiat diyor. Eski müşrikler işte taştan, ağaçtan, demirden put yapıyor. Ondan medet umuyor. Bugün insanları da artık çok ilerleme kaydedildiği için şeyde bilgide artık onu demiyorlar da bir tabiat diyorlar. Bir tabiat. Yani bunların müşrikleri daha büyük. Tabiatı ortak koşuyorlar. Mesela süt mesela değil mi? İneğin karnında dışkıyı, kan birleşiyor ama bembeyaz değil mi? Hiç birbirine karışmıyor. Aynı iki denizin karışmaması gibi değil mi? Orada bir mucize var. Aynen öyle hocam. Yani. Orada da var. Evet. Şey diyor ya yani mesela bir hayvanın karnı memesini sayıyorsun, bembeyaz süt geliyor. Halbuki o bembeyaz sütün geldiği o karın bölgesinde her şey var. Kanı var, fışkısı var, her şey var. Nasıl muhafaza ediliyor? Zerre kadar koku duymuyorsun. Koku yok. Öyle bir koku yok. İnsanların eli karıştı mı sütü bozuyorlar. Kılıçlar olmuyor. Peki burada kalalım mı? Namazdan sonra burayı bitirelim mi? Yoksa burada kalsın mı? Bitirelim. Bugün şimdi bitirelim aslında arkadaşlarımıza gidecek. Hocam şey var ya, vazifesi var ya. Hocam şimdi burada kalacağız. Hocam üzere. Heh. Okum yazar. Duralım isterseniz. Siz hocam burada duralım. Burada duralım. Hocam bitirin, bitiririz siz. Biz hocam bitirelim. Dersi biliyor zaten. Ya ama biz de kalacağız namazımızı. Tahirden okunacak hocam. Belki. Bitirelim o zaman. Burada kılacağız bu namazı. Tamam. Yani hiç camide kılsak daha güzel olur. Ya merdiven de çok güzel hocam. İnanıyor ki. Peki. Oldu hocam. Dönüncü kattayız. Şimdi başka bir safhaya geçiyor. Bu kevni hakikatler. Kainatın, insanın muhtaç olduğu kevni ayetlerdi bunlar. Şimdi insanın kendi iç alemine bakan yönüne nazar etmek için bu sefer emmen
yücibül muddarra. Muzdar. Hani biz kullanıyoruz muzdarı. Muzdar durumda. Ne demek? Mağdur. Sıkıntılı. Muzdarip. Muzdar durumda duruma düşmüşe cevap veren, karşılık veren kimdir? Allah. Ama burada nasıl cevap veriyor? İza de'ahu, ona duada bulunduğu zaman, ona dua ettiği zaman, sıkıntıya düşmüş olana karşılık veren kimdir? Allah. Yalnız duada karşılık vermesi, verme mecburiyeti yoktur. Dilerse. O zaman şöyle tercüme etmek lazım. Dua ettiği zaman bazı sıkıntıya düşmüşlere cevap veren kimdir? Çünkü görünürde cevap gibi, cevapsız gibi görünür ama ya kabul etmemiştir, öyle bir durum var. Veyahut da istediği muzdar olduğu şeyi iyileştirmez, onun ahirete yönelik bir faydası vardır. Veyahut da tehir edilmiştir. Yani her durumda mutlaka hikmeti vardır o duanın. İnsanlar şöyle anlıyor: ben dua edeceğim bugün, hemen yarın o duam kabul olacak. Duanın zaten kendisi de bir ibadet. İbadetin ise karşılığı acilen beklenmez. Onun için dua ettiği zaman bazı başı dertte olanlara karşılık veren kimdir? Yani şimdi biz kendimize bakalım. Herkesin başı sıkıntıya düştüğü anlar olmuştur hayatta. Hakikaten rahatlık hissettiğimiz anlar olmamış mıdır? Olmuş ki. Ben yaşadım böyle, bir iki defa yaşadım böyle. Efendim, belki basit, bazen ben söylüyorum, bazıları diyor ki, ya hocam o da sıkıntı mı ya? Ya ama benim çapımda bir sıkıntı o. Benim çapımda o. Senin çapında değil. Nevşehir'e gitti. Nevşehir'de yanlışlıkla otobüsü geldi diye çantamı kattım, indim aşağıya. Şey, Nevşehir demişim, Kırşehir. Kırşehir'e daha gelmemiş. Meğer bir araya girmiş. Neyse önemli değil dedim. Ya, ha orada Kırşehir'de yattım otelde, ha orada yattım. Var. Girdim içeri. Dedim burada otel var mı? Var. Nerede? Şurada. Bir gittim. Ne oteli ya? Otelden başka bir şeye benziyor. Otelle alakası yok. Rüzgar oradan giriyor, buradan çıkıyor. Dedim burada yatılmaz. Yürüdüm caddeye. Gittim şimdi. Kıran tuvalet, kravat, elimde çanta. Vay. Cadde kenarında duruyorum. Otobüs geliyor ama durmuyor. Kısa mesafe, yani 15 kilometre sonra duracakmış, inecekmişim. Şimdi 15 kilometreye de şehirler arası otobüs almıyor. Adam arabalar geçiyor, bakıyor bana ama ben bir şey diyemiyorum. Adam hırlı mısın, hırsız mısın? Ticari taksi yok mu? Yok, orada ticari taksi nerede? Ben... Allah'ım dedim, yani ben yolda kalmışlara çok yardım ettim. Ben çok aldım. Bana bir yardım. Daha lafım bitti. Yani içimden geçirdim. Bir ekip arabası geldi, yanımda durdu. Polis. Polis. Bir tane de polis var içinde. Gittim. Dedim ki, ben otobüsten yanlışlıkla burada indim dedim. Hemen dedi ki, şu otobüsten geldin abi dedi. Evet dedim. Tamam dedi, o burada durur dedi. Nereye gideceksin abi dedik. Dedim Kırşehir'e gideceğim. Kırşehir'e gideceğim. Tamam abi sen ona gel. Hemen torpidoyu açtı. Bir el lambası aldı. Gitti caddeye çıktı. İlk gelen arabaya şöyle bir şey yaptı. Tepe lambası değil mi? Bir işaret etti. O durdurdu ancak.
Dedi abi yanlışlıkla inmiş. Bu ne dedi? Kırşehir'e kadar bırak. Tamam abi ne demek dedi? Oğlum ekip ekip. Dedi bindirdi götürdü. Yani aklımdan daha geçti. Muzdar. He, zarda kaldım çünkü yani. Gece vakti. Nereye gideceğim? Otel yok. Bir şey yok. Aklımdan daha geç. Allah-u Teala. Evet. Ekip arabasını yedim. Demek ki abi o anda çok böyle samimi içten istedim. Ben çok evet. yardım ettim yani gerçekten evet. çok alırım, çok yardım ederim. Dedim Allah'ım yani ben çok yardım ettim. Yani çok şey yaptım. Yani tam oldu bu, yani. Bu insanlara niye böyle basit gelsin? Canım burada bir muzdar durum ki sanki. Evet. Muzdar durum bize göre. Evet. Biz aciz. Ve... Ben 1 milyara sıkışsam evet. acizim, muzdar durumum. O an işte evet. insanın aciz olduğu bir an. Yardım mı? Yardım işte. Evet. Ve ekşifü su'e dua ettiği zaman muzdarın muzdar duruma düşen başı sıkıntıya düşene karşılık veren kimdir ve de o başına gelen kötülüğü, bela ve musibeti gideren de kimdir? Ve yec'alukum hulefâ'el ard ve sizi yeryüzünün halifeleri halifelerden maksat yani hakimleri yeryüzündeki varlıkların kullanımı kendilerine verilenler kılmadı mı? Allah'a emanet olun.
رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آمين الحمد لله رب العالمين Buyur. Şurayı diyorum bitirelim de hocam. O ki kaldık. Ve yecealüküm hulefâ'el ard. Yani sizi yeryüzünde halifeler insan örüyor, yerine evladı geliyor. Yani böyle sen ölüyorsun, evladın senin yeren geçiyor, halife. Senin işte bıraktığın şeylere o sahip çıkıyor. O yaşıyor, ölüyor, ondan sonra gelir. Böyle ta Hazreti Adem'den beri, mesela Hazreti Adem yaratıldı, evlatları onun yerine geçti. Böyle bütün insanlık şimdiye kadar bu şekilde devam etti. Tabi diyelim ki bu şekilde olmasaydı, yani ölüm olmasaydı insanlarda veya uzun zaman olsaydı işte eski ümmetlerde, o zaman yeryüzü yaşanmaz bir hal olur alırdı. Yani ölüm bir nimet. Bir bu anlam vardır. Bir diğer anlam nasıl olur? Yeryüzündeki nimetlerin yaratılışı insan için. Dolayısıyla yeryüzünde Rabbimize muhatap insan. Demek ki bu anlamda da yeryüzü nimetleri kendisi için yaratıldığından, hazırlandığından dolayı adeta yeryüzünün hakimiyeti insanların elinde. Sizi bu şekilde yaratan kimdir? Eylâhumme Allah. Allah'la beraber başka bir mabut mu? Başka bir tanrı mı? Galilem mâ tezekkerûn. Soruyor ki mümkün değil ona evet demek zaten. Bu sefer de noktayı koyuyor. Ne kıt düşünüyorsunuz? Kıt var ya kıt. Yani ne az. Kıtlık mesela denir. Kıt. Böyle. Zerresi yok aklın yani. Yani suyun bir kıtımı yok. Kıtım, bir kıtım. Senin aklın kıt mıdır? Aklın kıt mı? Sizin aklınız ne de kıt? Diye tercüme edilebilir. Nuh abi imdada yetişti. Hocam çok basit düşünüyorsunuz. Buyur. Basit yani çok basit düşünüyorsunuz. Ya hiç yok denecek kadar az. Halbuki akıl vermiş Allah. Şimdi başka bir son son demeyelim çünkü öbür sayfada da yine gelecek. Emmen yehdiküm fi zulümatil berri vel bahri. Deniz yolculuklarınızda, kara yolculuklarınızda, o karanlıklarda size yol gösteren kimdir? Şimdi bugün çocuğuna desen der ki elektrik lambaları, direkleri. Asırlara mı? Asırlara. Sonra o da kıttır. Yani dünyanın her tarafına mümkün değil. Yani şimdi bizim köy yolunda efendim, İstanbul'daki lamba direkleri olacak. Mümkün mü yani? O ama da benim kamera o var köyü o tabiatı o şekilde düşünemeyen efendim o insanlar, çocuklarımıza bunu nasıl anlatırsın? İşte orada mesela ay
ve sönmeyen de yıldızlar bizim yolumuzu adeta ışıklandırıyor. O kapkaranlık gök kubbe, bakıyorsun şeylerle donatılmış lambalarla. Evet. Bakın dikkat edin, lambalar da hep üstte konuluyor. Ekleri değil mi? Yanlara konulamaz mı yani? Koyanlar yeri ora. Yeri ora ama ekserisini. Bir başka yine soru, yani sual var ama sualın cevabı hiç yok zaten. Ve men yursülü riyâhe büşran beyne yedey rahmeti. İşte tam burada yağmura rahmet denildi. Rahmetten önce, yağmurdan önce müjdeci olarak rüzgarları gönderen kimdir? Şimdi şeyden evvel, yağmurdan evvel değil mi? Rüzgar, rüzgar eser. Bulutları getiriyor. Bir eser, bir bakarsın arkasından rahmet boşalır. Bir bülbül kopuyor. O demek ki müjde. Yağmur geliyor, dikkat edin. Bir tedbiriniz varsa alın. Alarm veriyor. Eylâhumme Allah. Allah Allah. Rabbimizin demek ki ne kadar gazabı bu konuda var. Kendinin yanında bir ortağı düşünenler, kendi yarattığı varlığı kendine ortak koşuyor. Eylâhumme Allah. Allah'la beraber başka bir tanrı mı? Yok. Teâlallah amma yüşrikûn. Onların koştukları ortaklardan Allah münezzehtir. Uzaktır ve yücedir. Sadakallahu'l-Azim. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifun. Ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha. Sallallahu aleyhi ve sellem.